Akıntı hızın her yerde sabit olduğu şekilde iki nehirde A noktasından suya giren kalemi yüzücülerinin suya göre hız vektörleri verilmiştir. Buna göre kalemi yüzücünün karşı ulaşma sürelerini soruyor. Arkadaşlar normal x eşittir işte v T hepimiz biliyoruz. Yani alınan yol hız çarpı zaman aslında. Ya yani Buradan t'yi nasıl buluruz dersek alınan yolu hıza bölersek zamanı buluruz. Aynı mantığı burada işleteceğiz aslında. Karşıya geçme süresi nehrin genişliğine bağlı bir de dik hızımıza bağlı olmuş olacak. Yatay hızlar yatayda yol aldırır. Düşey hızlar düşeyde yol aldırır. Bu anlamda kanun düşüğü hızına bakarsak bir birim. Nehrin genişliği kaç birim? 1, 2, 3, 4. O zaman TK şöyle diyebiliriz. TK Nehrin genişliğini dik hıza 1'e bölüyoruz. O zaman 4T diyebiliriz. 4 birim diyebiliriz. Tamam. Ya da 1, 2, 3, 4 hamlede çıkar diyebiliriz. Öyle de sayılabilir aslında. TL için bakacak olursak nehrin genişliği 4 birim. Dik hızımız ise 2 birim. O zaman bunu 2 birime böleceğiz. 2'ye böldük. O zaman bunun süresini 2T diyebiliriz. M için bakacak olursak nehrin genişliği 4 birim yolumuz. Hızımız ise yine 2 birim olmuş oldu. 2 ve 2 birim herhangi bir şey diyebiliriz fark etmez. Bu da 2T yapmış oldu. O zaman süreler arası ilişki K büyük olacak. L ile M ise birbirine eşit olacakmış. Yani deniz dolurmuş deriz. Akıntı sabit V olduğu nehirde o noktasından suya göre şekildeki V'si hızıyla yüzmeye başlayan yüzücü nehrin karşı kıyısına K noktasından X kadar uzaktaki M noktasına çıkıyor. Buna göre değişiklerin hangileri tek başına yapılırsa X azalır demiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi normalde akıntı olmasa şöyle bir noktaya çıkacaktı. Akıntı olmasaydı akıntıdan dolayı ekstradan bu kadar ne yapıyor sapıyor. Bakın şuradaki sapma miktarı akıntıdan dolayı saptı. Karşıya geçme süresine t dersek buna bağlıymış. Yani şu mesafe artı bu mesafenin toplamı tabii x olmuş oluyor. x dediği tamam olmuş oluyor buradaki. Tamam. Şimdi va'nın büyüklüğü azalma demiş. Bakın va'yı azalttığımızda karşıya geçme süresinde bir değişiklik yok. Karşıya geçme süresi neye bağlıdır desek. Bakın nehrin genişliğinde d diyecek olursak şu genişliğe. Bunun dik hıza bölümü kim yüzücünün vs çarpı. Kosinüs alfa şuna bölümü. Bakın V kos alfa değişmiyor. Değil mi? D değişmiyor. Karşıya geçme süresinde değişiklik yok ama V akıntı azaldığı için ne yapacak? Daha geride bir noktaya çıkacak. X mesafesi azalır deriz. Bir işimize yaradı. 2. V senin büyüklüğün artması demiş. Ona tekrardan bakalım. Arkadaşlar V'si arttırdığımızda bakın şurayı sileyim. Tekrardan bakalım. V'si arttırınca şöyle oldu. Hız büyüklüğünü böyle yapmış olduk. Yani yine akıntı olmadığı takdirde buraya çıkacak. Peki akından dolayı sapma miktarında değişiklik var mı? Ona bakalım. Bakın Akıntısı değişmiyor burası fakat süre ne oldu? Dik kızımız artık arttığı için yani şu kısım büyüdüğü için karşıya geçme süresini yapacak, küçülecek. O zaman t süresi kısaldı ki yine m'den daha geride bir noktaya çıkacak. Yani x mesafesi yine azalmış oldu. Tamam. Şimdi alfa açısının azaltılması demiş. Bir de ona bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Şimdi alfa açısını azalttığımızda birazdan şöyle olacak değil mi? Mesela bunun çıkmak istediği nokta şöyle bir yer oldu. Ya şimdi akıntıdan dolayı sapma miktarına bakacak olursak ve akıntı çarpı t'yi ve akıntıda değişiklik yok. Karşıya geçme süresi yine kısaldı. Niye kısaldı arkadaşlar? Bunun çünkü dik büyümüş oldu. O yüzden dik hız büyüdüğü için ve kos alfa büyüdüğü için t süresi azaldı. T süresi azaldı. Hem de bakın bu sapma miktarı. Değil mi? Bir de bunun karşıya çıkacağı nokta önceden burayken şimdi daha geriye geldi. Hem akıntıdan dolayı sapma miktarı azaldı değil mi? Karşıya çıkacağı nokta da zaten K'ya daha çok yaklaşmış oldu. Bu anlamda mesafe yine azalmış oldu. X mesafesi 3'ü de alırmışız. Cevabımız 1, 2, 3'ten edin olurmuş deriz. Akıntı hızın her yerde eşit ve B olduğu bir nehirde AB noktalarındaki X, Y yüzücüleri suya göre VX, V'ye hızlarıyla yüzmeye başlıyor. Buna göre X, Y yüzücüleri hangi noktalardan nehrin karşısında çıkar demiş. Hangi noktalardan karşıya çıkar? Bakalım arkadaşlar yöntemimiz şu. Bir defa bunların suya göre mi yere göre mi ona bakmak lazım. Burada suya göre diyor. Suya göre hızın ucuna akıntı eklediğimiz zaman yere göre hızı bulmuş oluyor. Hadi ekleyelim. Bakın x e eklediğimizde sola doğru 2 birim. Dolayısıyla yere göre hızımız artık a noktasından buraya doğru çıktığımız vektör olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun hizasında karşıya çıkacak. Yani şöyle bir noktada çıkmış oldu x'imiz. Değil mi? x'imiz o zaman p noktası çıkacakmış. Şunları eleyelim bir. Gelelim y'yi yeni ucuna da ekleyelim. Sola doğru iki birim akıntı hızını. Bakın bunu eklediğimizde akıntı yere göre hızımız artık onun da şu oldu ol taraf doğruhaftan köşegen gitmiş oldu değil mi? Mesela bunun hizasında karşıya çıkacak. Buradan devam ettirirsek o da M noktasına çıkacakmış. Yani Y'de M'de çıkacağına göre cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Akıntının ve olduğu nehirde suya göre v hızıyla ile kanuksun yüzmeye başlayan yüzücü 3T sürede L noktasına ulaşıyor. Bakın gidişi şuradan şuraya gidişi 3T'ymiş. Dönüş ise 5T'de ulaşıyor diyor. Bakın ters tarafa doğru daha uzun sürede gelmiş. Daha uzun sürede geldiğine göre akıntı da sağ tarafa doğruymuş ki gidişi kısa dönüşü daha uzun olmuş. Değil mi? Nehirde akıntı yönü K'dan L'ye doğru doğru demiş. O zaman 1 doğru olmuş oldu. Akıntının değeri V bölü 3 mi diye soruyor. Hemen ona bakalım. Bakın K'dan L'ye giderken akıntı doğrusunda V artı VA bileşik hızımız olmuş oldu. Gidiş 3t. Burada KL yolunu aldı. Dönüş de aynı yol. Dönüşte LK yolu. Uzunluk olarak eşit. Hadi onu buna eşitleyelim. Ama dönüşte V hızıyla gelmeye çalışıyor sola doğru. Akıntı onu geriye doğru sürükleyecek. O yüzden bileşik hızımız V eksi VA kadar oldu. Hocam akıntı daha büyük olamaz mı? Burada olmaz. Eğer daha büyük olsa geriye doğru gidemez zaten. O yüzden V'den V akıntıyı çıkardık. Süremiz de 5T olacakmış. nedir buradan atalım. Şunu açalım. 3 tane V artı 3 tane V akıntımız var. Eşittir sağ tarafta. 5 tane V eksi 5 tane V akıntımız oldu. V akıntıyı sol tarafa atarsak 8 tane V akıntımız 2 tane V'ymiş. Ve A'yı buradan yalnız bıraksak 2 bölü 8'den V bölü 4 yaparmış. Bulduk. Ama burada V bölü 3 demiş. O yüzden attık. Yanlış olmuş oldu. 3. K'dan L'ye yüzerken yüzücünün yere göre hızı ki yere göre hızı aynı yönü olduğu için V ile V akıntıyı toplayacağız. V bölü 4'ü. O zaman ne yaptı burası? 5 V bölü 4 yapar yere göre hızı. Yere göre hızı akıntı hızının 5 katıdır demiş. Akıntı hızını biz V bölü 4 bulmuştuk. Burasını ise 5 V bölü 4 bulduk. 5 V bölü 4 burada, burası bu arada 3 yazmışım ben oraya. O zaman ne yaptı? 5 katı yaptı. Doğru olmuş oldu. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olurmuş deriz. Akıntı hızının her yerde eşit ve VA büyüklüğünde olduğu nehirde A noktasından suya göre şekildeki V büyükteki hızla yüzmeye başlayan yüzücü nehrin karşı kıyısına K noktasından çıkmaktadır. Arkadaşlar K'da çıktığına göre akıntımız sağa doğru 3 birim olsun ki yere göre hızı yukarı yönde şöyle olsun ve bunun hizasında dolayısıyla K noktası karşıya çıkabilsin. Tamam. Yüzücü A noktasından AK doğrusunda suya göre V büyükteki hızla yüzerse demiş. Yani aynı büyükteki hızda bu sefer K'ya doğru yöneliyor. O V büyüklüğünü bulalım isterseniz. Bakın şurası 3 birim, burası 4 birim, o zaman burası 5 birim. Mesela yeni durumda 5 büyükteki hız da yukarı yöne yönelecekmiş. Hadi yukarı yönde çizelim. Buradan buraya doğru bir 5 birim alalım isterseniz. Şöyle yapmış oldu galiba. Bakın bunun yere göre hızı bu. Akıntı da sağa doğru 3 birimdi. Sağa doğru 3 birim ekleyelim. O zaman ne yapacak? Bunun hizasında karşı kıyıya çıkacak. Şöyle yaparsak bakın bunun devamını getirdiğimizde 5'e 3, 5'e 3 olacak şekilde tam şuraya gelmiş oluyor. Burada terüt ederseniz nereye çıktık olsa bakın 5 yukarı 3 sağ. O zaman 5 yukarı 3 sağ olacak şekilde şu noktaya çıkacakmış diyebiliriz. Yani cevabımız denizde olurmuş. Akıntı sabit olduğu nehirde KLM noktalarından aynı anda suya giren X, Y, yüzücüleri suya göre hızları ve X, y, Z şekildeki gibidir. Bakın suya göre zilmiş. Orası önemli nokta. Suya göre mi diyor? Yere göre mi? Suya göre dediği için akıntıları buna ekleyeceğiz üçüne de. X B noktasında karşıya çıkıyordu. Şimdi akıntı sağ tarafa doğru olduğu belli B'de çıktığına göre ama ne kadar onu tam kestiriyoruz? şöyle yapın o zaman. K'dan B'ye doğru şöyle bir uzantı alırsak demek ki akıntı hızımız sağ doğru 1.5 birim olsun ki yere göre hızı bu olsun ve B noktasında çıkabilsin. Yani akıntı sağa doğru 1.5 birimmiş. Bu mantıkla bakalım. Y'nin ucuna 1.5 birim sağa doğru eklersek bakın şöyle 2 yukarı 1.5 sağa 2 yukarı 1.5 sağa gidersek bakın şöyle bir noktaya geliyor. H noktasına. Z'nin ucuna da ekleyelim. Bir buçuk birim sağ tarafa doğru. Onun yere göre hız vektörü bu oldu. iki yukarı yarım sağ oldu. O da noktasına çıktı. Z de buraya çıkmış oldu. Bu mantıkla baktığımızda YZ aynı noktada karşıya çıkar şey. Evet ikisi de çıktı doğru. İki YZ yüzücüleri aynı anda karşı ulaşır demiş. Arkadaşlar karşıya ulaşma süresi nehrin genişliğinin bir hıza bölümü. Yani dik hızımız şöyle. Y ve Z'ye dikkat ederseniz ikisinin de düşey hızı ikişer birim. Nehrin genişliği aynı ikisi içinde doğal olarak D aynı. E, dik da aynı olunca karşıya geçme süresi eşit olmuş oldu. Karşı kıyı ulaşana kadar en az mesafe x kat eder demiş. Ona bakalım isterseniz şuradan şöyle gösterelim. Bakın bu zaten belliydi. Şuradan diğerine y'ye devam edelim. O buradan şu noktaya gelmiş oldu. Diğeri de buradan buraya geldi. Bu uzunlukları hesaplayacak olursak aslında gözüküyor. Yani şurada düşeylere aynı yataylarına baksak yeterli. X'imiz yatayda 2 gidiyor. Y'miz yatayda 3 gidiyor. Z'miz yatayda 1 gidiyor. Yani en fazla Y'miz yol almış yatayda değil mi? Daha doğrusu Pisagor'dan dolayı en fazla Y'ye yol almış. Sonra X sonrasında Z almış. Burada ama en az X demişti değil mi? Karşıya ulaşana kadar. Halbuki X ortada bir yerde en az Z'ye yol alıyor. O yüzden bunu attık. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan olurmuş deriz. Akıntı hızın sabit ve her yerde veya olduğu nehirde akıntı hızıyla ile ilerleyen kayık o noktasına geldiği anda ABC noktalarında bulunan kaleme yüzücüler suya göre sabit ile VM hızlarıyla Şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Bakın şu laf önemli arkadaşlar çizelim. Suya göre VK VL, VM. Yani suya göre hızlanı vermiş. Akıntı eklenmemiş şu an için. Hiçbirinde akıntı yok. Buna göre KLM yüzücülerinden hangileri kayığa çıkabilir diyor. Güzel bir soru. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi mevcut durumda eğer kayığa çıkıyorsa akıntılı ortamda da kayığa çıkar deriz. Neden? Şimdi sonuçta ikisine de daha doğrusu hepsine de akıntı etkiliyor. Kayığa da KLM'ye de dördüne de akıntı etmiş oluyor. Ve aynı süre etki için bunu yatayda aynı miktarda yolundan saptıracaktır. Yani K'yı da aynı miktar saptıracak L'yi de M'yi de. Dolayısıyla şu an için eğer K ile M'ye ulaşıyorsa son durumda da K ile M'ye ulaşıyor demektir. Kayık ne kadar sapacaksa, sapacaksa K ve M'ye de o kadar sapacak çünkü. Ama L şu an için ulaşamadığı için akıntı olduğu zaman da ne yapamayacak? Ulaşamayacak. Bu anlamda cevabımız K ve M'den ne olurmuş? Edirne olurmuş deriz. Bir yüzücü akıntılı sabit nehrin O noktasından suya göre Vs hızıyla yüzmeye başladığı anda A noktasındaki top serbest bırakılıyor. Top B noktasına ulaştığı anda yüzücü karşıya ulaşıyor. Yani bakın topu kim sürükleyecek? Sola doğru akıntı sürükleyecek. Sol tarafa doğru akıntı hızımız var. Bu A'dan B'ye kadar sürüklemiş. Yani buna 4 birim yol aldırmış. Aynı sürede S hangi noktaya çıkar diye soruyor. Bakın süre aynı püf nokta orası. Şimdi eğer akıntı olmasaydı değil mi? A'ya koyulan top olduğu yerde kalacak. S ise, nereye çıkmak istiyorsa V ise o noktasından hareketle baştan oraya çıkacaktı. E süreler aynı olduğuna göre bunların yolundan sapma miktarı hepsi için V akıntı çarpı süre. E V akıntı aynı T aynı o zaman ikisi de aynı miktarda yolundan sapar. Mesela A noktasına konulan top akıntıdan dolayı 4 birim sol tarafa doğru sapıyorsa o zaman O'dan harekete başlayan yüzücü de karşıya geçmek istediği yerden 4 birim solda çıkacakmış. Peki karşıya geçmek istediği yer neresi? Ona bir bakalım isterseniz. Bakın buradan 2'ye 1, 2'ye 1 ulaştırırsak yani bunun devamını getirirsek şöyle bir noktaya ulaşmış oluyor. Yani sağ tarafa bir tane daha bir birim kare ekleyebiliriz. Şöyle yapabiliriz aslında. Değil mi? Normalde buraya ulaşacaktı ama akıntı etki ediyor ve eşit süre etki ettiği için 4 birim bunu da saptayacak 1 2 3 4'ten n noktasına çıkarmış deriz yani cevabımız deniz olacakmış. Akıntı hızı her yerinde aynı olan şekildeki nehirde A noktasından T sıfır 0 anında suya göre 4V büyüklükteki hızla harekete geçen X motoru karşı kıya B noktasında çıkıyor. Bakın 4V hızıyla harekete başlamış. Normalde düşeyde 4 birim yol alacak ama yatayda da 2 birim yol almış. Demek ki akıntı hızı yatayda 2V kadarmış ki değil mi? Bakın sağ tarafa doğru akıntı hızın 2V olduğunu söyleyebiliriz. Nereden söyledik? 4V hızıyla 4 birim yol alıyorsa yatayda da 2 birim yol aldığına göre o zaman 2V hızına sahiptir deriz. Yani bu hızın yarısına sahipmiş. Öyle değil mi? Bu mantıkla devam edelim. Dolayısıyla aynı akıntı y cismine de etki etmiş olacak. Yani bunun hızı v artı 2 v olacak aslında. Diyor ki ne? t da kampsan suya göre v eşittir v hızıyla harekete geçen y motoru x motoru karşıya ulaştığı anda yani aynı sürede hangi noktaya gelir diyor. Bir tanesi için denklem yazalım. İster 4 ve ister yatay için yazın. Fark etmez. Mesela akıntı hızımız 2V'ye kadar yatayda buna 2 birim yol aldırmış ya. O zaman 2V çarpı T süresi Yatayda 2 birim yol aldırmış buna. Ha buradan yola çıksak ne yazacaktık? 4V çarpı T'de 4 birim yol almış diyecektik. Aynı orantı değişen bir şey yok. O zaman bizim K buradan başlayan Y yüzücüsü yata yazımız 3V kadar oldu. Süremiz yine aynı. Şimdi 2 vtye 2 birim diyorsak o zaman 3 vt 3 birim demek lazım. Dolayısıyla bu da 3 birim yol alacakmış. O zaman 1, 2, 3 dersek N noktasına gelirmiş. Cevabımız da Ceyhan olurmuş deriz.